Makro ve Basic 2019 videolarına hoş geldiniz. Yapmış olduğunuz makro kaydını sayfa üzerinde yer alan diğer satırları da uygulamak için yapmanız gereken işlem geliştirici sekmesine gelip makro kaydını başlatmadan önce göreli başvuruları kullan butonuna tıklamanız gerekmektedir. Göreli başvuruları kullan özelliği yapmış olduğunuz işlemi referans olarak kabul ederek diğer satırlara da uygulamanızı gerçekleştirir. Göreli başvuruları kullan deyip makro kayıt işlemine başladığınızda diğer satırları da aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu işlemi bir örnek üzerinde anlatacak olursak, görmüş olduğunuz gibi sayfa üzerinde yer alan sayısal değerlerde her satırdaki en büyük değeri işaretlememiz gerekiyorsa, bunun için yapmamız gereken işlem, göreli başvuruları kullan diyerek makro kayıt kısmına girip, kontrol ile birlikte hangi klavye kısayol tuşunu kullanacaksak seçerek tamam dediğimizde kayıt işlemini başlatmış olduk. İlk satırdaki en büyük değeri işaretlemek için, İlk satırdaki alanı seçili hale getirerek giriş sekmesinde yer alan koşullu biçimlendir, ilk son kuralları, ilk 10 öge özelliğine girip buradaki değeri 1 olarak değiştirip nasıl bir biçimlendirme uygulayacaksak belirleyip tamam butonuna tıkladığımızda ilk satırdaki değeri işaretlemiş olacağız. Bu işlemden sonra her kontrol A tuşuna bastığımızda bir sonraki satırdaki en büyük değeri işaretlemesi için bizim de makro kaydını durdurmadan önce bir sonraki satıra tıklamamız gerekmektedir. Yine geliştirici sekmesine gelip kaydı durdur, göreli başvuruları kullanı kapattıktan sonra her kontrol A tuşuna bastığımızda şunu yapacak. Bir sonraki satırdaki en büyük değeri bize otomatik olarak işaretlemeye başlayacak. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.